Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde eğik düzlem nasıl çalışır onu anlamaya çalışacağız. Eğik düzlem için Tonguç evladım. Efendim Eğik düzlem için bir tane yük aldık. Bu yükün içinde aslında hani bir ağırlığı olan araba belli, belli maddeler var. Işte. Neyse ne yapacaksın. Bu bir araba. Eğik düzlem üzerinde böyle böyle kaydıracağız birazdan. Eğik düzlem sistemimiz aslında rampa sistemimiz burası ve e, eğik düzlemdeki temel mantık aslında ne biliyor musun Tonguç evladım? Ben bu yükü böyle mi çıkarsam daha rahat çıkar yoksa böyle sürükleyerek mi çıkarsam daha rahat çıkar. Aslında bunu anlamaya çalışacağız ve bu yükün nasıl ağırlıkta olduğunu tabii hesaplayacağız beraber diyoruz. Şimdi senle beraber Tonguçevlerim bir tane ipimiz var, eğik düzenimiz var, ağırlığımız var, ağırlığımız arabaya koyduk, sonra ipimiz ucuna taktık böyle bu şekilde hani bu makara da aslında Aa, ipin, makara yapacağız aynen makara yapmıyoruz aslında bunu aşağı doğru çekince araba çıkıyor görebiliyor musun Tonguçevlerim? Evet, ben arabayı istersem şöyle de çekip çıkartabilirim bak şöyle de çekip çıkartırım ama bu ne kadar oluyor? Bir hesaplayacağız. Bir de diyeceğiz ki bir de ben böyle çıkarsam ne kadar Herkesine oluyor? Hangisine daha olsa, az yoruluyoruz? Aynen öyle. Süper zekisin. Evet şimdi eğik düzlemde acaba gerçekten kuvvet kazancı var mı? Onu ölçmek için hemen cismimizi alıp cismimizi şöyle ağırlığı ne kadardır diye ölçelim. Ağırlık, ağırlık ölçer. Aynen. Ağırlık ölçer. Yani dinamometreyle ağırlığın ne kadar olduğunu ölçelim. Buradan gördüğünüz gibi 2 Newtonluk bir ağırlık Bayağı çıktı. Demek ki bu cisim 2 Newton. Peki ben bunu eğik düzleme koysam ve bu eğik düzlemde acaba kuvvet kazancı sağlayabilecek miyim? Hemen şöyle yapıyorum. Eğik düzlemimizin ucundan şöyle ipimizi buraya getiriyorum. Tonguç Evrad bir kere eğik düzlemimizin hemen şurasına şeyimizi kancamızı bir takalım bakalım. Ağırlık ölçer. Bu ağırlık ölçer yani dinamometremiz. Dinamometremizi buraya taktıktan sonra zaten göreceksiniz artık dinamometremiz Kaç Newton'u gösteriyor Tonguç evladım daha, daha az. Aynı öyle. Bir Newton'u gösteriyor. Yani ben bu cismi yukarı doğru kaldırabilmek için ne yapmam gerekiyor? Bir Newton'lu kuvvet uygulamam gerekiyor. Daha az gerekiyor. kuvvet uyguluyor. Aynen. Daha az kuvvetle yani kuvvet kazancı var. Neden daha az kuvvetle kaldırabiliyorum? Neden hocam? Çünkü Tonguç evladım direkt çıkarmaktansa böyle bir rampa üzerinden çıkarmak her zaman daha rahat oluyor. İşte eğik düzenin sırrı bu. Peki kuvvet kazancı o zaman neden ben buradan buraya kadar gidecekken artık ne kadar yol gidiyorum bak dikkat et. bu kadar Aynı daha uzun. Uzadı. Aynı öyle. İstersen şöyle eline döcüyorum. Burası mı daha uzun Tonguçevlan Beyim? Hatta bu karış bile yetmiyor. Yetmez. Burası mı daha uzun? Tabii ki burası daha uzun. Yoldan kaybediyorum ama yoldan kaybediyorum ama ne yapıyorum kuvvetten. Yarı yarıya neredeyse kazandım. Yani çok daha az kuvvetle aynı cismi yukarı doğru. Yani buraya kadar getirebildim. Gördüğünüz gibi çok burada. Bir hocam. Çok kolay bir Aynen öyle. Yani yaptığımız şey aslında çok basit. Kuvvetten kazanıyorum. Eğik düzemde yüzde yüz kuvvet kazancı vardır. Asla kuvvet kazancı yoktur işte. Kuvvet kazancı e, kuvvet yükle aynıdır diyemeyiz hiçbir şekilde. Her zaman kuvvet yükten daha azdır. İşte demin de gösterdiğim gibi kuvveti ben eğer pardon yükü ben ölçmeye çalıştığımda gördüğün gibi Tonguç evlenmem 2 Newton'luk of. büyük yani 200 gramlık bir cisim aslında. Ama ben bunu ne yaptım? 1 Newton'da kaldırabildim. O zaman ilk düzeyimi aldık. Anladık mı Tonguç evlenmem? Hocam anladım. Bunu Süper. bana Süper. eder misiniz? Eline evet bunu istediğin gibi yapabilirsin. gibi oynayabilirsin. Hadi bakalım görüşmek Çok üzere. Teşekkürler hocam.